Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Bisikletçiler kitabını tanıtacağız. Michael Hutchinson'ın eseri, iki tekerlek üstünde geçen 200 yıl alt başlığıyla yayımlanmış. İngiliz gazeteci Hutchinson, aynı zamanda eski bir profesyonel bisikletçi. Bu durum okuyucu için büyük avantaj. Zira kitap, bisiklet tutkusunun duygusal boyutuyla, iki tekerlekli bu şahane icadın tarihçesine dair derin bir araştırmayı birlikte sunuyor. Kitap, modern bisikletin atası tabir edilen Drezin'in icadıyla başlıyor. 1817 yılında Alman ormancı Baron von Dreis, bir kütüğe iki teker monte ettiğinde dünya tarihine geçeceğini bilmiyordu kuşkusuz. Bu garip aleti görenlerin ilk izlenimleri de Drezin'in gelip geçici bir çılgınlık olduğu yönündeydi. Yazar kitapta ilk bisiklet Drezin'in yollardaki serüvenini şu cümlelerle anlatıyor. Gerçeği söylemek gerekirse o kadar da matah bir ulaşım aracı değildi. 19. yüzyılın başlarındaki araba yollarında dimdik durabilmek bile zordu. Von Dreis ilk gezintilerinden birinde 16 kilometreyi bir saatte gidebildi. 16 kilometre dayanabilmesinin tek sebebi Dreis'in bu denemeyi doğduğu Mannheim kasabasındaki en pürüzsüz yolda yapmasıydı. Çoğu yolda yürüyerek gitmek, bisikletle gitmekle eş zaman alırdı. Üstelik yürüyerek gittiğinizde, varacağınız yerde her ne yapmayı planlıyorsanız, darmadağın olmadan başlayabilirdiniz. Tüm olumsuzluklara rağmen bisiklet kısa sürede dünyaya yayıldı. Ancak hızla karşılık bulan sadece demir tekerlekli icat değildi. Drezin'i sevenlerle birlikte, kontrolsüz sürat yapılmasına bağlı tepkiler de hızla arttı. Böylece iki yıl içinde Drezin kullanımı, Milano'nun, New York'un, Londra'nın, Paris'in ve hatta Kalküta'nın çoğu bölgesinde yasaklanmıştı. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Baltimore Telegraph gazetesi bu ilk bisikleti okuyucularına tuhaf, iki tekerlekli ve respit denen ve atlar yerine ahmakların kullandığı bir çeşit araç şeklinde tanıtmaktan çekinmiyordu. Tüm bu olumsuz tepkiler ve haberler, bisikletin tekerleklerinin daha hızlı dönmesini sağlamaktan başka bir işe yaramadı. Yazar Hutchinson, 1817'de tekerlekleri toprakla buluşan bisikletin hangi yollardan geçerek günümüzde tutkulu bir hobi, prestijli bir spor dalı ve dev bir endüstriye dönüştüğünü okuyucuya aktarıyor. Sayfaları çevirdikçe kilolarca ağırlıktaki demir yığınlarının titanyum gövdeli teknoloji harikalarına dönüşmesine bir zaman makinesinde tanıklık ediyormuş hissine kapılacaksınız. Yazar sadece bisikletin mazisine dokunmakta kalmıyor. Okuyucuyu kendisinin de bir parçası olduğu İngiliz bisiklet dünyasına da buyur ediyor. Hutchinson bisikletin ada ülkesinde nasıl karşılık bulduğunu anlatıyor. İlk sayısı 1891 yılında yayınlanan ve 127 yıldır yayın hayatına devam eden İngiltere merkezli efsane yayın organı Cycling Weekly'nin tarihçesine dair de kısa notlar kitapta sizi bekliyor. Birçokları gibi bisikletle duygusal bir bağ kuran yazar kitabı bu güzellemeyle bitiriyor. Bisiklete hala biniliyor olması ve popüler olması, bir zamanlar yok olmaya yüz tuttuğu düşünülünce, yalnız bu aracın ne kadar harika bir icat olduğunu göstermiyor, aynı zamanda insanların onu hem olduğu şey için hem de onunla yapabilecekleri şeyler için sevdikleri anlamına geliyor. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitaplığı yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.